Cumartesi Keyfi. Sevgili dinleyiciler, Cumartesi Keyfi köşemizin konukları Duygu ve Ferhat Başbağ çifti stüdyomuzda bizlerle birlikteler. Hem sohbet edeceğiz hem de güzel müzikler dinleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz Merhaba, için. Merhaba, hoş bulduk. Epey aradan sonra ağırlıyoruz evet. Sizi pandemi dolayısıyla. Nasılsınız, bu süreç nasıl geçti sizler için? Pandemi gerçekten çok zorlayıcı, ağır geçti. Yani bizim gibi sosyal insanlar için çok zordu. Sürekli evde kalmak. Yani herkes gibi bizim de psikolojimizi etkiledi ama... Ama neyse ki müzik var. Evet. Peki sizler aynı zamanda şimdi tekrar döndünüz okullara tabii. Evet. Eğitim hayatı. Bizler öğretmeniz. İkimiz de müzik öğretmeniyiz. Evet, aslında dinleyenlerimize ilk defa sizi dinleyecek olanlara da tanıtalım sizleri. Olur. Ferhat Bey sizinle başlayalım. Buyurun. Ben Ferhat Başbağ. Müzik öğretmeniyim. Antalya'da yaşıyorum. Hangi okuldasınız? Kaç yıldır? Salih Konca. Zaten bu stüdyoya çok yakın. Antalya Güzelova'da. Bir lisede çalışıyorum. Anadolu Lisesi'nde. Buradan öğrencilerim de dinliyorsa, öğretmen arkadaşlarım. Hepsine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Selamlarımızı iletiyoruz. Evet, pandemi bitti. Ama pandemi, bilmiyorum, pandemiden sonra da özgürlüğün ciddi anlamda ne demek olduğunu daha iyi öğrendik. Yani yaklaşık 2 yıl sürdü ama o süreç... Bilmiyorum, en fazla da müzisyenler etkilendi bundan, sanatçılar etkilendi evet. Biliyorsunuz bizim işimiz hep görsel şey, kalabalık alanlar evet. Ki pandemide zaten bunlara izin vermiyordu. Hı-hı. Bu kadar. Ama ne mutlu ki Hı-hı. artık o kalabalıklar oluşmaya başladı tekrar, bir araya evet. gelmeye başladık evet. değil mi? Çok şükür. Sizi de tanıtalım. Duygu'nla. Ben Duygu Başbağ. Antalya Atso Güzel Sanatlar Lisesi'nde orkestra öğretmeniyim. Benim işim tamamen müzik öğrencileriyle. Çok keyifli bir işim var, çok sevdiğim bir işim var. Hiçbir zaman işe gidiyormuşum gibi hissetmiyorum. Ne güzel, şanslısınız. Kesinlikle. Öğrencilerimi de çok seviyorum. Her biri birer çiçek benim için, çok yetenekliler. Onlarla orkestra oluşturuyoruz. Okulumuzun... Yıl sonu etkinliklerini, işte valiliğimizin vermiş olduğu etkinliklerde hazırlıklarımızı yapıyoruz onlarla. Müzisyen yetiştiriyoruz, müzik öğretmeni yetiştiriyoruz. Çok güzel bir okul. Evet, güzel aslında sanatlar lisesi. İleride sizin meslektaşınız olacak kimseler. Oluyorlar zaten. Öğretmenlik yapıyorsunuz değil mi? Öyle, aynen öyle. Geliyorlar müzik öğretmeni olarak yanımıza. Çok keyif verici, çok gurur verici bir durum. Tabii. Peki bir şarkı diyelim. Hangi şarkıyla başlıyoruz? Bana pek bir hazırlık yapmadık ama biz de şu an aklımızdan ne gelirse şu an spontane. Ne diyelim, rüzgar değil mi Duygu? Olur. Buyurun. Evet, tüm izleyicilerimize gelsin bu şarkı. Pencerimin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten. Buralara nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esir geçmeyi anlat. Anlat ki çözülsün deli. Ben rüzgarım demin. Anlat bana senin gibi esmeyi, anlat ki çözülsün derin. Ben rüzgarım, demirim rüzgarları. Anlat bana
senin gibi esmeri, bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara, nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Anlat ki çözülsün deli, ben rüzgarım demeni. Anlat bana senin gibi esmeyi, anlat ki çözülsün derim, ben rüzgarım demirim rüzgarım. Anlat bana senin gibi esmeyi, bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Evet sevgili dinleyiciler, Cumartesi Keyfi Köşemizin konukları Duygu ve Ferhat Başbağ çifti stüdyomuzda bizlerle beraber. Efendim, siz bir çift olarak aynı zamanda evde de berabersiniz. Beraber bir yerlerde sahneye çıkıyorsunuz. Orada da müzik icra ediyorsunuz. Nasıl, bu zor oluyor mu? Eminim bu soru daha önce de gelmiştir ama böyle bir çekişme oluyor mu aranızda? Çekişme olmuyor. Uyum. Uyum. Ya şimdi şöyle uyum daha mı kolay oluyor o zaman? İşte 15 yıllık evliyiz. Hı hı. Artık ya ilk zamanlar tabii uyum problemi ister istemez yaşanıyordu ama hı hı. 15 yılın vermiş olduğu bir tecrübe. Mesela dikkat ettiyseniz çalarken nerede ne yapacağız hiç şey yapmıyoruz. Böyle göz göze gelip işte şurada şunu gir falan değil. Hı. Artık şarkılarda da yani hissediyoruz nerede ne yapacağımızı, o kadar uyumlu bir hale geldik ki. Öyle değil. Peki evde de aynı şekilde müzik icra ediyor musunuz? Ya evde yoksa işin aslı çok şey yapamıyoruz çünkü okulda hiç vaktimiz kalmıyor. Yani tabii hiç bir şey. O kadar koşuşturma halindeyiz ki. Lavinia var. Hı-hı. Bizim kızımız. Evet. 6,5 7 yaşında olacak işte bu, hı-hı, sene. Birinci sınıfa gidiyor. Tabii ki çok yoğun çalıştığımız için evde olduğumuz vakitlerde tamamen Lavinia'ya kanalize, evet, oluyorum. Hı-hı. Ama tabii onun da müziksel gelişimi için yeni adımlar, evet, ki, müzik konusunda. Piyano olsun, keman olsun. Şimdi ona yeni daha sürpriz yaptım. Hı hı. Boyutuna uygun bir keman aldım. Nasıl peki, ilgisi hangi alanda? Daha çok söylemek veya enstrümanlardan hangisini aslında, çalmak konusunda? Sanırım beni rol model almış. Hı hı. Orkestra şefi olmak istiyor. Yani hep böyle bütün enstrümanlarla ilgilenmek istiyor. Hepsinden biraz olsun çalmak istiyor. Hı hı. Sanırım anneyi kopyalıyor şu an. Ama sonra belki yapar. Değişebilir veya değişebilir. Devam edebilir, ilerleyebilir. Ama müziğe gerçekten çok ilgisi var. Hı-hı. Ve tabii sizler bir anne baba bir müzisyen olarak ister misiniz bu alanda devam etsin? Ya aslında müzik, ben herkese tavsiye ederim. Hı-hı. Müzik yani maddi olarak değil de manevi olarak müthiş doyurucu ruhen. Hı-hı. Yani ama işte günümüz koşullarında mecbur hani işin maddiyat kısmı var. Tabii. İşte az önce pandemiden bahsettik. Pandemide en çok hani etkilenen, zarar gören, tabii, yani evet, sonuçta
şey de var. Hani şöyle diyeyim, hani ekonomik kaygısı olmayan insanlar için hani biri, hani şöyle ya, ben müzik ya müzikle ilgili bir meslek seçeceğim. Hı hı. Ama hem de param olsun, ekonomim çok iyi olsun falan diyorsa bir kere orada hani böyle düşünmesin. Evet, bu gerçek. Bu gerçeklik var maalesef. Şey, az önce şey dediniz, hani evde müzik yapıyor musunuz falan. Pandemi döneminde yaptık. Ev konserleri verdik biz. Ne güzel. Online konser verdik. Online konserler. Ne güzel. Böyle hani şey, sıkılıyorsun. Ve 1500 yani kişi de katılıyordu yani. Markete bile inemediğimiz günler oldu. Sokağa çıkamadığımız tabii günler. E ne yapacaksın? Ve sosyal medyada şurada burada. Peki bu devam etti mi daha sonrasında bu online konserler? Ya, tabii iş yoğunluğuyla edememiş olabilir ama. İşler başlayınca bıraktık tabii. Yani evde boştuk. Boşken yapıyorduk ama şu an. Ama şey de oluyor bazen, mesela geçen bir Sema'lı bir kızımız vardı, Sare, Antalyalı. Onun için de bir sevdiğimiz bir müzisyen dostumuz sayesinde evde böyle hani kısa videolar çekip en azından sosyal medyada bir farkındalık oluşturma adına ufak tefek şeylerimiz oluyor. Yani müzik yapma noktasında, hı hı, öyle diyeyim. Ama onun dışında ya oturalım da hadi şuna çalışalım, buna çalışalım. İnanın vakit olmuyor. Vakit yok değil mi? Ya, şey de, ama siz ne mutlu ki dediniz, hı hı, ya hani ben aynı zamanda hem mesleğimi icra, hı hı, ediyorum hem de bundan keyif alıyorum. Ve ne mutlu ki eşinizle de bir arada müzik yapma şansını yakalıyorsunuz. Bazı eşler var, evliler, hı hı, var, bir aradalar ama vakit geçiremiyorlar değil mi? Evet. Ve siz yine de şanslısınız bu konuda. Yine bir müzik diyelim, yine olur, bir şarkı dinleyelim sizden. Olur. Ya bizim sevdiğimiz bir dostumuz demin de yazdı da, ona gelsin dostlarımız. Caddelerde Rüzgar şarkısını çok seviyor. Bilmiyorum. Peki. Olur mu Duygu? Yani dedim ya, spontane gireceğiz. Demin şeyde ben gördüm. Rüzgar temalı oldu galiba. Evet, rüzgar, ama rüzgar da bitmek bilmedi. Antalya'da farkındaysanız. Rüzgarı evet, evet. Evet, bayağı bir rüzgarlıyız. Hadi buyurun. Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var. Gece yarısında eski yavrular şarkı söylüyorlar. Sessiz usulca özledim şimdi çok uzaklarda. Deli dolu günler, hayat güzeldi, kahkahalar geçerdi. Ellerim uzanmaz, dokunamam ki, özledim şimdi çok uzaklarda. O da üzüyormuş, benim bir tanem çok üşüyormuş, ben olmayınca öyle yazıyor son mektubunda. O da üzüyormuş, benim bir tanem çok ağlıyormuş, ben olmayınca öyle yazıyor son mektubunda. Thank you.
aklımda aşk var gece yarısında. Eski yağmurlar şarkı söylüyorlar, sessiz usulca özledim şimdi. Çok uzaklarda deli dolu günler, hayat güzeldi. Kahkahalarıyla günler geçerdi. Ellerim uzanmaz, dokunamam ki, özledim şimdi. Çok uzaklarda. O da özlüyormuş benim bir tanem, çok üşüyor ben olmayınca, öyle yazıyor son mektubunda. O da özlüyormuş benim bir tanem, çok ağlıyormuş ben olmayınca, öyle yazıyor son mektubunda. Teşekkür ederiz efendim. Dediniz ki pandemide online konserler verdik dediniz. Evdeydik dediniz. Haliyle pandemide peki liste çalışmalarında hiç bulundunuz mu? Evet, birkaç tane oldu. Oldu beraber. Belki o dönemde, çünkü insanlar aynı zamanda yapamadıklarını, vakit ayıramadıkları konulara da yöneldiler. Tabii ya, bu aslında bazıları avantaja da dönüştürdü. Evet. Dönüştüren tabii. Ya ben şöyle, o zaman şöyle düşünüyordum. Bu bütün sanatçı arkadaşlar, dostlar evde kapanıp, hani zaman açısından da çok büyük zaman var. Muhakkak üretmişlerdi. Mesela çevremizde yazar dostlarımız var. 3-4 tane kitap yazan oldu. Önce konuğum geldi. Hı. Pandemi döneminde dedi, daha çok hani yoğunlaşıp kaleme alabildim. Tabii ki yılların emeği var o şiirlerde. Tabii. Ama o dönemde en azından oturup yazabildim. Tabii ki sizlerde de yılların, dediğiniz gibi hani yıllardır bu mesleği icra ediyorsunuz. Okul kısmı da tabii ki katılırsa. Haliyle bir şekilde vardı ama daha netleşti, daha keskin hatlarıyla belirlenen besteleriniz belki ortaya çıkmıştır. Ya biz şöyle diyeyim, daha çok öğretmen olduğumuz için mesela bu 23 Nisan özellikle geçen pandemide Anneler Günü için 100. yılına denk gelmişti. Ona ait işte besteler, çocuk şarkıları, gençlik şarkıları, keza Anneler Günü için de bazı besteleri yaptık. Bir de şöyle bir şey yaptık. Oturduğumuz sitede mesela bu ulusal bayramları, 23 Nisan olsun, 19 Mayıs olsun, bu tür bayramları sitenin kamelyasında sanki bir okulmuş gibi kutladık. Ne güzel. İşte, bu pandemi döneminde yaptınız. Aynen, pandemide. Oradaki çünkü çocuklarla. Evet, zaten sitede bir sürü çocuk var. 15-20 tane böyle aynı yaşıtta, Lavinia'nın yaşıtında. Ve aileleri de zaten çok keyifle geldiler. Siteyi süsledik. Ve oradaki yine öğretmen ruhumuzu yani ayrılamıyoruz, o ruhtan ayrılamıyoruz yani. Bir istiklal marşı, saygı duruşu zaten falan. Evet. Yani o her şeyi yaptık yani. Saygı duruşundan tutun, istiklal marşından tutun. Daha sonrasında mesela 23 Nisan'da çocuklara çuval yarışı, işte o etkinlik yumurta, şiirler okunması, şiirler, tiyatro, şarkılarını söylediler. Yani ne hazırladılarsa hepsi de çok mutlu olmuş. Yani siteyi okula çevirdik biz pandemide. Hatta biz bazen mahrum bırakmadık çocukları. Bayraklarından, Atatürk'ünden, bayramdan mahrum bırakmadınız. Hatta bazı günler evi de okula çevirdik. Yani siteyi geçtim. Çocukları çağırıp böyle, yani 5-6 çocuk aynı. İşte ana sınıfı kreş gibi düşün. Herkes maskesini falan takıyor, dezenfektanını sürüyor. Ama bu dönemde aynı zamanda dedik ki bazıları avantaja dönüştürdü pandemiyi. İnsanlar enstrümanlara da, yani hobi olarak da olsa yöneldiler. Evet. Belki ya, sizin de kapınızı çalanlar olmuştur bu dönemde. Ya şöyle oldu, artık eğitim sistemi, hani pandemide yüz yüze eğitimden ziyade böyle online böyle hani eğitim şey oldu. Hatta çoğu arkadaşım hani online eğitimden ders vermeye başladı. Müzisyenler, hatta matematik öğretmenleri olsun, şu olsun, bu olsun. Yani ne diyorlar ona? Tamamen yeni bir dünya düzeni mi derler işte, evet, pandemi. Yeni bir alan açıldı. Aslında daha pratik bir alan açıldı. Hani yani teknoloji, yol masrafı olmadan. Değil mi? Gitmeye zamanım yok. Ama yani Ayşen Hanım, şunu açık ve net ifade edeyim ki, böyle yüz yüze eğitim
yerini tutmuyor. Asla tutmuyor. Yani biz o pandemide hani şey tamam eve kapandık ama yine ama okullar... Ama şöyle bir alternatif gibi düşünülmeli veya boşta kalınmamalı. Çünkü o dönemde psikolojik olarak da insanlar, bazı insanlar çöküntü yaşadılar. Hiçbir şey yapamamaktan kaynaklı. Ama bu bir alternatifti. Yani online sizin konser vermeniz veya i̇şte online de ders verilmesi. Biz de onu düşündük. Hatta yani o konserlerimizde de onu ifade ettik. Yani o... Yani çevremizde mesela telefonlarla iletişim kurduğumuz yahut sosyal mecralarla iletişim kurduğumuz insanlar hepsi yani tamamen eve kapanmış. Yani düşünün hapiste gibiler. Hani belki orada bizim gibi müzisyen dostların sesi onlara ilaç gibi müthiş dönütler aldık. Çok olumlu. Bir yorumlar yapıldı. Hatta şey diyordum hani böyle sosyal mecramı kısıtlamıyordum da herkese açın paylaşın hani yurtdışından izleyiciler de oluyordu çok güzel mesajlar aldı tabii bizi mutlu ediyordu bu en tabii. Azından hani sizi bir de sosyal... mutlu ediyor tabii, siz tabii. Hem insanlara dokunabiliyorsunuz bu şekilde mutlu oluyorsunuz hem onlar da bir şekilde hala hayattayız bakın biz müzik dinliyoruz veya sizden bir şeyler öğreniyoruz diye onları da motive ediyordunuz. Yani güzel bir dönemdi. Siz bunu iyi bir şekilde değerlendirdiniz. Yani biz iyi değerlendirdik. Keşke yani herkes iyi bir şekilde değerlendirmiş olsaydı. Şu an hani dedik ki o pandemi dezavantajı. Hani az önce bahsettiniz işte ya bir gitar öğrenebilir çocuk yahut hobiler ya da şey hani bir meslek edinecekse dahi evde o kadar boş zaman içerisinde yani yapabilirdi ama çoğu bilmiyorum yaptı mı yapmadı mı. Çünkü ben lisede çalışıyorum. Bunu çok gördüm gençlerde. Hı-hı. Hani bunu da çok sınıflarda da üzerine basa basa söyledim. Hani geçen yıl hatırlarsanız önceki yılda pandemide bir ara bir hafta, iki hafta okullar açıldı, devam ettik sonra geri kapandı. O süreçte de söylüyorum. Yani pandemiyi avantaja çevirebilirsiniz. Yani şimdi şu an günümüz dünyasında bilgiye ulaşmak çok kolay. Evet. Yani elindeki telefonla dahi istediğin şeyi. Ya bizim mesela çocukluk yıllarımızı hatırlayın. Yoktu yani, tabii ki böyle. Bu kadar bu imkanların tabii, hiçbiri yoktu. Hiçbiri yoktu. Ya bilmiyorum teknoloji güzel ama onun yaratmış... Doğru kullanmak tabii, değil mi önemli olan? Doğru kullanmak çok önemli. Evet yine müzik diyelim. Daha çok müzik diyelim o zaman dinleyenlerimiz ya için. Şimdi hangi şarkı yer verelim? Bir hareketli şey yapalım mı? Şu bana ellerini ver. Özdemir Erdoğan. Olur mu Duygu? Ben... O da olur. Geçmiş değil bugün gibi. O da olur. Tamam. Onu düşünmüştüm. Beş beşe söyleyin o zaman. Bunu. Aynen öyle. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Geçmiş değil bugün gibi. Şarkının her sesinde belki bir sahil meyhanesinde belki de içtiğim sigaramın dumanısın bir yıldız gökten kayıp giderken ıslak bir yolda yalnız yürürken bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Var gibi bir sırrı herkesten saklar gibi
sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi, koparmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış yasaklar gibi yanımdasın. İçmiştim yeni, yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmişti bugün gibi, yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Bana ellerimi verden ziyade seninle başım dertte. Olur mu? Evet, o bizim yorumumuz çünkü. Peki. Yani herkes gibi söylemiyoruz. Biraz kendi yorumumuzu katıyoruz. O yüzden... Ne diyorlar? Cover mı diyorlar? Cover. Yani öyle de diyorlar ama biz yorum farkı diyelim. Sizin yorumunuz olsun. Duygu Ferhat Başbahçeli'nin evet. yorumuyla. Olur. Evet. Buyurun. Aşk ölümsüz, belki yarın kalacak. Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak. Belki bu aşk ölümsüz, belki yarın kalacak. Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni. Bir bilmece gibisin, çözemedim ben seni. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Gönlümden bir parçası, söküp atamıyorum. Bazı gün barışırsın, bazı günde kaybolur, hasrete karışırsın. Bazı gün darılırsın, bazı gün barışırsın, bazı günde kaybolur, hasrete karışırsın. Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni. Bir bilmece gibisin, çözemedim ben seni.
seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum, canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum, gönlümden bir parçasın, söküp atamıyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Süremizin de sonuna geliyoruz. Bu köşemizin, cumartesi keyfi köşemizin sevgili dinleyiciler, konuklarımız Duygu ve Ferhat Başbağ çifti bizimle beraber stüdyomuzdalar. Ne mutlu bizlere. Efendim dedik ki bu dönemde aynı zamanda pandemi döneminde insanlar biraz daha yöneldi dedik müziğe. Belki de bir enstrüman çalmaya. Siz bir enstrümana başlamak için belli bir yaş kriteri var mıdır? Yani profesyonel anlamda değil ama hobi amaçlı da olsa. Hobi amaçlıysa ben cevap vereyim. Yani onu öğrenmenin yaşı yok biliyorsunuz. Yok. Yani ben şöyle diyeyim, 55-60 yaşında enstrümana başlayıp da çalan insanları gördüm. Hatta sahne alan insanları bile gördüm. Ama tabii şimdi çocukken başlamak daha tabii ki bir avantaj. Avantaj. Çünkü niye? Çocukların algıları, becerileri çocuk yaşta daha iyi oluyor. Yani el kasları. Büyüdükçe, tabii kas olsun, öğrenme kas olsun. Ya şey gibi düşünün, bilgisayarın belleği gibi düşünün. Yaşlandıkça bellek doluyor. Yani bizim tabii, kapasitemiz. Alması da daha zor oluyor. Ama tabii en önemli kriter yetenek. Yetenek. Yani tabii. Eğer müzik kulağı yoksa bir insanda zorlanacaktır, olmayacaktır. Ama müzik kulağı varsa ve çalıştıkça, az bile olsa çalıştıkça geliştirecektir ve gelişecektir o müzik kulağı. O yüzden en önemli şey yetenek. Yetenek. Yaştan ve tabii ziyade. Yeteneğin de üzerine dediğiniz gibi çok çalışmak gerekecek belki. Evet, süremizin dediğimiz gibi sonuna geldik. Belki son bir şarkı dinleyebiliriz. Hangi şarkıyla veda edelim? Bana ellerini ver dedik ama olur mu? Olur, tamam. Ha, yani belki. Biraz... Ya dedim ya, spontane de hazırlamadık ama. Peki olsun. Ya bir de, kusura bakmayın, cumartesi seslerimiz bilmiyorum nasıl geliyor. Yok gayet güzel, biz çünkü, beğendik. Ben yani, de biraz dün gece bayağı 12.30'a kadar şarkılar söyledik. Yani, sesim çok yorgun normalde bugün benim. O yüzden çok özür diliyorum ufak tefek aksaklıklar için. Gayet güzel, biz memnunuz. Son bir şarkıyla birlikte bitiyor mu yoksa? Şarkıyla beraber bitirelim biz bu köşemizi. O zaman herkese sevgiler, selamlar, mutlu hafta sonları. Umarım pandemisiz, sağlıklı, güzel, mutlu günler bizim olur diye. Bizim olsun. Evet, teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, cumartesi keyfi köşemizin konukları Duygu ve Ferhat Başbağ çifti stüdyomuzda bizlerleydi. Son bir şarkı dinliyoruz. Ben bal arısı gibiydim senden önce, bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almasam gözlerim açık gider. Bana elini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Thank you.
bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben, sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana elini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel.